Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Afetler ve Acil Durumlar Çalışma Grubu ile Bilişim Çalışma Grubu işbirliğinde gerçekleştirilen Gündem Deprem Programı'na hoş geldiniz. Ben Dilek Aslan, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesiyim. Bugün konumuz bağışıklama. Bu konuyu yine Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesi olan Profesör Doktor Sayın Tayyar Şaşmaz ile konuşacağız. Sayın Şaşmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilek Hocam. Öncelikle bütün Türkiye'ye bu büyük afetten dolayı geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha tekrarı olmaz. Büyük bir acı yaşıyoruz şu an hepimiz hep beraber. Tayyar Hocam, dileklerinize bütün kalbimizle katılıyoruz. Hocam, bugün bağışıklama konusunda konuşacağımızı paylaştık dinleyicilerimizle. Öncelikle sormak isterim, bağışıklama sağlık için neden önemli? Buyurun hocam. Dilek Hocam, aşılar ve bağışıklama temel sağlık hizmetlerinin omurga hizmetlerinden birisidir. Bugün dünyada bağışıklama hizmetleriyle her yıl yaklaşık 2,5 milyon 5 yaş altındaki çocuğun ölümü önlenebilmektedir. Hala aşısı eksik olan çocuklar var. Onlar da tamamlanabilse yıllık 1-2 milyon çocuk ölümünün daha önlenebileceği tahmin ediliyor. Yani biz aşılarla yıllık 5 milyon çocuğun ölümünü önlüyoruz. Aşılar bizi aşıyla önlenebilen hastalıklara karşı dirençli hale getiriyor. O hastalıklara karşı korunuyoruz. O hastalıklardan biz hasta olmuyoruz. Sakat ve komplikasyonlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Bunun için aşılar temel sağlık hizmetleri içinde çok önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir. Tayyar Hocam, bu kadar önemli bir halk sağlığı uygulaması sanıyorum depremlerde daha da öne çıkıyor, değil mi? Bu konuda söylemek istedikleriniz olur mu dinleyicilerimize? Dilek Hocam, afetler, depremler, burada depremleri konuşuyoruz. Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasında pek çok neden oluşturmaktadır. Ve burada aşı ile önlenebilen hastalıkların ortaya çıkmasında da pek çok neden olarak kendini göstermektedir. Örneğin en önemli sorunlar afetlerde, depremlerde yaralanmalar, tetanoz riskini artırmaktadır. Başıboş hayvanların sağa sola kaçışması, bulunması, kuduz riski teması arttırmaktadır. Geçici barınma alanlarında kalabalık yaşam, kızamık, meningokok, kızamıkçı, su çiçeği, difteri, boğmaca gibi aşıyla önlenebilen hastalıkların artmasına yol açabilmektedir. Yine hijyen ve sanitasyon yetersizliği, suyla bulaşan hepatit A gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yine yetersiz beslenme yaratır afetler. Bunlar yetersiz beslenme bütün bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını artıran bir nedendir. Diğer bir neden afetler oradaki sağlık hizmetlerini kesintiye uğratır. Temel sağlık hizmetleri yeterince verilemezse bu da bulaşıcı hastalıkların, aşılanabilen bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını artıran bir nedendir. Yani pek çok nedenden dolayı afetler bulaşıcı hastalıkların aşıyla önlenebilen hastalıkların artmasına neden olabilir, salgınlar yapmasına neden olabilir. Çok teşekkürler Tayyar Hocam verdiğiniz bu bilgiler için. Bugün için hangi riskleri öncelikle düşünmeliyiz? Hem dünyada düşündüğümüz zaman şimdiye kadar aldığımız bilgiler hem de deneyimlerimiz, pek çok meslektaşımız sahada biliyoruz. Hangi riskleri sağlık çalışanları düşünsünler? Toplum daha çok hangi konularda bilgi sahibi olsun? Her ikisini özetleyebilir misiniz hocam? Öncelikle güncel afet durumu kış mevsiminde meydana geldi ve kış mevsimi hava yoluyla bulaşabilen hastalıkların daha fazla görüldüğü mevsimlerdir. Zaten biz kış mevsiminde grip, efendim, zatüre ve günümüzde pandemi olan COVID hastalığını daha fazla görüyoruz. Bununla beraber diğer hava yoluyla bulaşabilen hastalıklar da bu dönemi daha fazla ortaya çıkabiliyor. Bir diğer sorun güncel afet durumunda afet bölgesinin çok geniş bir alana yayılmış olması. Herhalde Türkiye tarihinde bu kadar geniş bir alana yayılmış bir afet bölgesi hiç olmamıştı. Bu da önemli bir sorun oluşturuyor baktığımız zaman. Bir diğer sorun yine güncel afetle ilgili başta kriz yönetimi ve sonrasında organizasyon yetersizliği,
bir sorun olarak karşımıza çıktı. Bağışıklama hizmetleri açısından bakacak olursak, soğuk zincirin kesinti uğraması. Çünkü o bölgede sağlık birimleri, altyapıları bozuldu, elektrik kesintilerinden dolayı soğuk zincir olamaması, aşı tedariğinin yeterince olamaması ve yine aşı kayıtlarına ulaşma anlamında internet bağlantısının olamaması bağışıklama hizmetleri açısından bir sorun oluşturmaktadır. Yine o bölgede aşılama konusunda yeterince sağlık personeli olmaması. Şu an çok miktarda orada sağlık personeli var ama temel sağlık hizmetlerini yürütmek üzere ve bağışıklama hizmetlerini yürütmek üzere yeterince sağlık personeli olmayabilir. Orada aşılama konusunda hedef popülasyonu yeterince bilemeyebiliriz bu aşamada. Ne kadar gebe, ne kadar bebek, ne kadar çocuk var? Bunları bilinmesi lazım. Çünkü bağışıklama hizmetleri temelde bu hedef popülasyonlar üzerinden yürütülmektedir. Diğer bir sorun aşılama bağışıklama açısından sağlık kayıtlarıdır. Biz sağlık kayıtlarını ulaşamazsak geçmişte kim ne kadar aşılandı, hangi aşıları yaptı bunları bilemeyiz ve bunlar bağışıklama açısından bizim için şu an güncel bölgedeki sorunlar olarak durmaktadır ilk etapta. Hocam çok teşekkür ederiz. Son olarak programı kapatmadan önce özellikle önlemler konusunda kamuya, bireylere, sağlık çalışanlarına bir halk sağlığı profesyoneli olarak neler önerirsiniz? Son mesajlarınızla birlikte alabilir miyiz? Dilek Hocam bu konuda bağışıklama konusunda neler yapılması gerektiği konusunda afet bölgesinde kısaca önerilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bağışıklama hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğundan Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına ve duyurularına göre hareket edilmesi gerekir. Bölgedeki hem sağlık çalışanlarının hem de bölgede bulunan arama kurtarma ekiplerinin hem de orada yaşayan afetzedelerin. Bunun dışında bakacak olursak bağışıklamayla ilgili yaralanmalarda tetanoz aşılaması çok çok önemli. Çünkü o bölgede şu an hala arama kurtarma devam ediyor. Pek çok yaralı oluyor. Hem arama kurtarma ekibinde olanlar için hem afetzedeler için bunun için tetanoz aşılamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Yine burada kızamık aşılamasını söylemek istiyorum. Kızamık çok bulaştırıcılığı yüksek bir hastalıktır. Özellikle geçici yerleşim alanlarında kalabalık bir yaşam alanı oluşuyor oralarda. Kızamık salgını riskine karşı 1-15 yaş arasındaki çocukların daha önce kızamık aşısı olup olmadığına bakılmaksızın bir doz kızamık aşısıyla aşılanmasını öneririm. Yine gebelerde tetanoz, difteri aşılaması rutin olarak yapılan hizmetlerin içindedir. O bölgede de gebelere tetanoz aşılarının yapılması gerekir. Yine gebelere mevsimsel özellik nedeniyle grip aşısı ve COVID-19 aşısının uygulanmasını öneririz. Yine bölgede erişkin aşılaması kapsamında 65 yaş üzeri olan kişilerle kronik hastalığı olan kişilere grip aşısı, COVID-19 aşısı ve konjüge pnömokok aşısı yapılmasını öneririz. Çok önemli bir konu genişletilmiş bağışıklama programı. Bu program bir an önce orada uygulanmaya başlanması gerekir. Bu zaten ülkemizde uygulanan bir programdır ama afet nedeniyle şu an kesintiye uğramış olabilir. Genişletilmiş bağışıklama programının bir an önce devreye alınabilmesi için o bölgede geçici yerleşim alanlarında hemen sağlık birimlerinin oluşturulması, sağlık birimlerinde soğuk zincirin kurulması, aşıların temin edilmesi, yine internet bağlantısının sağlanması ve aile hekimliği bilgi sistemine ulaşılabilmesi. Çünkü biliyorsunuz bağışıklama hizmetleri ve diğer temel sağlık hizmetler aile hekimliği bilgi sistemine kayıtlı ve internetle ulaşılabiliyor. Gebe, bebek ve çocuk tespitlerinin yapılması ve genişletilmiş bağışıklama programına göre orada bulunan gebe, bebek ve çocuklara aşıların yapılmasını öneririm. Bununla beraber aşı ile önlenebilir hastalıkların sürveyansı çok önemli. Orada iyi bir sürveyans yürütülmeli ve aşı ile önlenebilir hastalıklar konusunda vaka sayıları tespit edilmeli ve o vakalara dönük olarak gerekli filyasyon çalışmaları yapılmalı. Eğer bir salgın belirtisi varsa da salgın incelemesi ve salgının kontrolü çalışmaları yürütülmesi gerekir. Diğer bir konu aşıda kayıt konusudur. Muhakkak
Yapılan her aşının kayıt altına alınması gerekir. Eğer internet üzerinden online olarak bağlanılabiliyorsa ile kimle bilgi sistemine zaten yapılan aşı kayıt altına alınacaktır. Ama bağlanılmıyorsa muhakkak yapılan aşının kağıt form üzerinde kaydının tutulması ve daha sonra o aşının online sisteme girilmesi gerekir. Ve muhakkak aşı yapılan kişilere aşı kartlarının verilmesi gerekir ve aşı kartları ile sağlık birimlerine başvurmalarının sağlanmasını öneririm. Bu noktada yapacağım ilk öneriler ve uygulamalar bunlar olabilir diye düşünüyorum. Tayyar Hocam çok teşekkür ederiz programımıza verdiğiniz katkı ve paylaştığınız bilgiler için. Değerli konuklar, bir başka gündem deprem programını bağışıklama konusuyla tamamladık. Konuğumuz Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesi Profesör Doktor Sayın Tayyar Şaşmaz idi. Bir başka gündem deprem programında farklı bir konuyla karşınızda olabilmeyi planlıyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.